operasyonlardan Türkiye'nin sivil siyaseti ve milli iradenin güçlenerek çıkacağı inancımızı bir kez daha belirtiyoruz. Avrupalı Demokratlar Birliği Genel Başkanı Süleyman Çelik, son günlerde Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Köln'de bir basın toplantısı düzenledi. Katılımın yoğun olduğu toplantıda Türkiye gündemi değerlendirildi. Her ne kadar da biz Avrupalı Türkler isek de köklerimiz Türkiye'dedir. Türkiye'deki gelişmeleri ilgi ve alaka dikkatle takip ediyoruz. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak da bu gelişmeleri bizim açımızdan değerlendirme adına bugün burada basına açıklamada bulunacağız. Türkiye'nin artık kabına sığmadığını ve birilerinin hedefinde olduğunu ifade eden Çelik, Türkiye bu badireyi de en kısa sürede atlatacak inşallah dedi. 17 Aralık operasyonunun yapıldığı andan itibaren hukukun sınırları dışına çıkıldığını ve siyasi bir operasyona dönüştürüldüğünü görüyoruz. Hakikati araştırma ve bir suç işlenmiş ise yargılama sürecini başlatmak yerine başta gizlilik ilkesi olmak üzere tüm hukuki kurallar çiğnendiğini ve kamuoyunda bir algı operasyonu yapıldığına inanıyoruz. Operasyon çerçevesinde önce hükümet üyelerinin ve hükümetin adeta düğmeye basılırcasına özel bir itibarsızlaştırma kampanyasına maruz bırakılması bunun bir göstergesidir. Çelik basın toplantısında şu konulara dikkat çekti. Çelik, yapılan operasyonu devlet içinde çöreklenmiş ve devletin sahibi olduğunu düşünen, milletin iradesi üzerinde vesayet kurmayı amaçlayan bir kesimin özel çalışması olduğuna inandıklarını söyledi. Bizler bu ETD olarak samimi ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde soruşturmadan ziyade hukuk eliyle siyasetin linç edilmek istendiği bir süreç yaşandığına inanıyoruz. Bizim itirazımız soruşturmalara değil, soruşturmaların yöntem, araç ve amaçları olarak öne çıkan unsurlarınadır. Yöntem ve araç olarak hukukun dışına çıkıldığını, amaç olarak da sivil siyasetin ve hükümetin hedeflendiğini üzülerek görüyoruz. Hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda yolsuzlukların hoş görülmeyeceğine ve hükümetin de buna asla izin vermeyeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar ve bu konuda devam eden hassasiyetin güçleneceğine inanıyoruz. Bununla beraber soruşturmaları ve operasyon girişimlerini hukuki kriterlerden uzak siyasete yön verme, meydan okuma ve itibarsızlaştırma operasyonu olarak görüyoruz. Başkan Çelik, bütün vatandaşlarına eşit derecede mesafeli, milletin tamamına hizmet eden, hiçbir grubun, cemaatin veya karanlık odağın hakim olmadığı, özgür, demokratik, şeffaf ve hesap verebilen bir devletin inşa sürecini desteklerini söyledi. Devlet içinde devlet gibi hareket eden bir kesimin medyadaki uzantıları aracılığıyla Türkiye'yi, sivil siyaseti ve Başbakan Erdoğan'ın liderliğini karalama kampanyalarıyla hedef aldığı bu süreci reddediyoruz. Bu çabanın sadece AK Parti'ye değil, sadece hükümete değil, tüm Türkiye'ye ve Türkiye'nin gelecek nesillerine zarar verdiğine inanıyoruz. Avrupalı Türkler olarak Türkiye'nin demokrasisine, istikrar ve istikbaline yönelen her türlü saldırıya karşı ülkemize sahip çıkmak adına her daim hazır olacağımızı ve üzerimize düşeni layıkıyla yerine getirmek azminde olacağımızı ifade etmek isteriz. Güçlü Türkiye aynı zamanda güçlü diaspora, istikrarlı Avrupa demektir. Bundan dolayı Türkiye'nin itibarına, gücüne ve etkisine yönelmiş bu saldırıları kınıyor ve bu operasyonlardan Türkiye'nin
sivil siyaseti ve milli iradenin güçlenerek çıkacağı inancımızı bir kez daha belirtiyoruz.